çok enteresan bir detay var. O detayın hepsini konuşacağız. Hatta bazı önemli gelişmeler var. Onlardan da haberdar olacaksınız. Biraz sabır. Çünkü hep şunu söylüyorum. Yani daha önce iki buçuk yıllık bir olayı, Şükür'de de 10 yıllık bir cinayeti aydınlatmak için yani herkes şunu söylüyor. Bir an önce sonuç alınsın istiyor. Bir an önce katil kimse cezaevine girsin istiyor. Ama bütün gerçekler ortaya çıksın ki kim katil kimse Nuran'da olduğu gibi, Şükür'de olduğu gibi cezaevine girsin ve çıkmasın. Yani bütün amaç o aslında. O yüzden biraz daha sabırlı olmanızı rica ediyorum. Şimdi Nuran'ın önce annesi Suzan'ı davet etmek istiyorum. Suzan'cığım gelir misin lütfen? Gel Suzan'cığım. İyi misin Suzan'cığım? İyi yalanım işte üzgünlü. Evet yani vallahi öyle benim de öyle canım. Böyle bir şey yok ya. Geç en başa otur. Sabırlı ol ya, sabırlı ol. Yani ben tabii bir yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Ailelere sabırlı olmak deme. Ya sabırlı ol demek biraz tabii biliyorum, anlıyorum sizi ama olay yani suçlu kimse yani cezaevine girsin bir daha çıkmasın. Bütün amaç o. Bütün amaç o. Kimse bu nedir ya çektiğimiz şeyimiz ya. Çünkü merak etme her ya da geç gerçekler ortaya çıkacak. Kimse tabii ki yani. Savaş... Nuran'ın kocası Savaş ve de arkadaşı Ramazan gelsin lütfen. Gelir misiniz? Emir de geldi bu arada. Giresun'dan döndü. Selamun aleyküm. Nasılsın? Kolay gelsin. Biraz daha iyi oldu. İyi pek şükürler olsun. Gel Ramazan'cığım. Sağ ol, teşekkürler. Emir hoş geldin. Sağ ol abi. Sağ ol, çok teşekkürler. Sağ ol. Geç bakalım. Sen dün oradaydın. Yani herkes tabii biz farklı Allah kağıdı. Onu bir rica etsem belim ağrıyor Gökhan'cığım. Sen azami bir biraz. Ay tatlım benim. Ben vereyim dur. Elme ben vereyim. Ay sağ ol bir tanesin var ya. Şey olur mu ya? Benim biraz belim problem. Oo öyle şey mi? Topuklu ayakkabı bile eğilemiyorum çok fazla. Teşekkür ederim sağ olasın Allah razı olsun. Bir şey değil ya öyle şey mi olur? Keşke böyle spor ayakkabılarla falan ama topuklu ayakkabı da iyidir yani. Böyle daha şey duruyorsunuz, dinamik duruyorsunuz. Şimdi Emir. Buyur abla. Sen orada ayağın tozuyla geldin Giresun'da. Birazdan Adnan da burada olacak. Yani Suzan'ın oğlu, Nuran'ın kardeşi askerden de geldi. Senden şüphelendiğini söylüyor ama şunu merak ediyorum. Sen günler sonra köye gittin. Herhalde köyde birileriyle konuşmuşsundur. Değil mi? Köyde neler konuşuluyor şu anda Nuran'ın kaybıyla ilgili? Ya abla biriyle konuşmadım. Hiç kimseyle konuşmadın ya mı? Ben seçime gittim pazar gün. Tamam. Oyumu kullandım. Bundan sonra o dünkü bahsi... Oy verirken de orada insanlar sana sormadılar mı? Emir ne oluyor? Ne biliyorsunuz? Söyleyin. Neler yaşanıyor? Söyle demediler mi sana? Ya kayda değmeyecek şeyler. Ben olsam şöyle söylerim. Ben olsam böyle söylerim. Yani bu kayda değmeyecek şeyler yani. Yani sana destek veren şeyler mi? Yani ben yok, senin yok, yani öldürdüğünü bu... düşünmüyorum. Ya öyle ya bir şey yok. Öyle bir şey olsa söylerim yani. Ya öyle bir şey yok. Peki senin olduğun yerin adı neydi? Karaçukur. Karaçukur'a yani neden gittin? Saman işi bu kadar acil bir şey miydi? Acildi ablam. Malım var ya köyde. Şimdi gidenim yok, getirenim yok. Hı-hı. Senin saman azalıya. Orada mı kalıyor? Karaçukur'daki ahırda mı kalıyor? Yok köyde. Hı-hı. Yani orada var ya samanlarımız. Evet. Oran köydeki bittikçe. Hayvanların orada mı Karaçukur'daki şeyde? Köyde. Hı-hı. Yani yukarıdan alıp azaldıkça aşağıya köye getirip kullanıyoruz. Peki ne kadar kaldın orada Karaçukur'da? Gittiğim zaman. Hı hı. Aşağı yukarı kalmış durum bayağı. Saate bakmadım. Bize yalnız kaçta görüntü, gittin kaçta döndü? Görüntü çektim gedeken onu. Hazır. Yarın olur kendin yani. Kendin mi görüntü çektin? Cebimde yok. Özellikle o kamerayı var ya şirketin kamerası. Evet. Uğran daha o kadar Karaçukur'a girerken yani özellikle yani görüntü aldım ki burada olduğum belli olsun. Ha, evet. Peki neden? Niye böyle tedirginsin ki? Yani ne olacak? Gideceksin, geleceksin. Ne olacak yani? Eğer gerçekten saman için gittiysen niye böyle her şeyi kayıt altına aldın? Ablacığım şimdi bak yine de soruyorsun. Sormasan ben bunları çektim demeyecektim sana. Hı. Söyle Savaş'cığım. Ben söyledim abla ilk baş direkt. Ha. Gittiğin yere direkt söyledim. Çünkü dedim niye gittin, niye ettin? İlla ki soracaklar tabii dedim. Tabii canım. Ne haberler olsun dedim. Hatta dedim Murat abi al götür dedim. Sonra yanında bir de şahit götür dedim. Tabii ki abla. Yani amcandan zaten şu anda şüpheli. Dolayısıyla her şeyi kayıt altına alsın. Hiçbir yanlış bir şey olmasın mı? Öyle değil abla. Ne peki savunma amacıyla? Niye savunma yani? Değil ablacığım anlamıyoruz. Şimdi anlıyorum. Ben şimdi oraya gittim mi niye gittin? Ne söylesem olmayacak yanından sonra. Ki dedim ben de adam götür yanında. Tedbirini al dedim. Valla ben birine bir şey yapmadıysam hiçbir şeyde kayıt altına almam. Ablacığım, giderim gelirim yani eyvallah. İşim varsa. Ama senin karşındaki her şeye yalan iftira diyorsa... Her şey yaparsın. Ya ablacığım kime derdiğini anlatamazsın ki daha. Deliler ki mesela çıkar çıkmaz niye oraya gitti? Yani deliler iken bunları kastetmiyorum herkestir. Abla siz mesela direkt diyecektiniz hani. Siz zaten diyecektiniz. Ben de söylerim. Gidip ne yaptın diye soruyorum. Merak ediyorum Karaçukur'a gittin ne yaptın?
Saman için mi gittin? Saman için gittim abla. Başka bir şey değil. Yoksa Ramazan'ı yukarı gidelim mi? Evet. Bir yiyip içemeyenden sonra. Peki sen dün bir izleyicimiz, Giresun'dan dikkatli bir izleyicimiz şunu söyledi. Dedi ki madem öylesi, yani sonuçta biz, siz kayıp olan gelininizi, sen eşini tamam. falan arıyorsun. Hep Karaçukur tarafı, Karadere tarafı, hep o taraflara bakıyorsunuz. Niye siz Espiye tarafına, bu kadın niye yaylaya, evden kaçacak ya? Çünkü yani öyle olduğunu iddia ediyorsunuz. Çünkü başka aile, karşı taraf diyor ki Nuray'ın ailesi onları öldürdü, sakladılar, bir yere gömdü attılar diyor. Siz de diyorsunuz ki kaçtı gitti bu kadın. Kaçtı gittiyse yaylaya niye kaçsın? Karaçukur'a niye kaçsın? Hep o Karadere, o taraflara bakmış. Tamam, sen söyledin de amcam bir emir söylesin. Abla, niye Espiye tarafına bakmadın? Şimdi şöyle neden bir şey, o tarafa bakmadın? Şöyle bir şey. Ben aramalara fazla katılmadım. Yeğli'ye gittim ve daha da gelmedim. Evet. O aşağısı, o karısı arandı. Bundan aradığı yerlere ben yoktum. Peki Espiye tarafına bakılmadığını biliyor musun? Sadece kuyumculara gitmiş mesela Savaş. Yani Giresun tarafı, Espiye'de Giresun'a otobüslere, şey yani şehir merkezine tamam. giden taraf değil mi? Giresun'u bilmeyenler için. Otobüs terminale gidecek. Avukat adam da dün sormuştu. Jandarma bizden önce sorduğu için gitmemiştik. Onu hatırladım bugün. Bugün hatırladığını. Yok. Ama şu bir gerçek. Yani bak şimdi Savaş'ım, senin eşin Giresun'dan, yani senin yanından kaçmayı kafasına koymuş. Çocukları da bırakıp gitmeyi kafasına koyduysa dağlara kendini vuracak hali yok. Şehir merkezine gidip otobüse binip bir şeye binip oradan gitmesi lazım. Doğru mu? Ablacığım ben zaten o zaman da dedim. Ben gelirken hiçbir araba yukarı geçmedi. Hani biz gece Espiye gelirken. Espiye tarafına. Yok. Siz dediniz yani yaylı tarafını sürekli siz niye arıyorsunuz diye. Evet. Biz yayladan köye gelirken önümüzden hiç araba geçmedi. Sadece bir tane geçmiş olmasa da HES'ten karşılaştığımızda ben yukarı tarafı hiç aramadım. Aramam derken şu şekil. AFAD aldı bizi gitti, aradık. Mesela jandarma aldı gitti, aradık. Ben kendim özellikle yukarı arayalım hiç demedim, demedim de yani. Benim hep aklımdaki aşağı taraftı. Çünkü Espiye tarafıydı. Aşağı taraftı. Niye o zaman kayınpederine, Suzanların tarafına, kardeşlerine gel Espiye tarafını arayıp o taraflara gidelim, onu yapalım. Yani orada o taraflara bakalım neden demediniz? Ablacığım kuyumcuya gittim ben zaten. Dediğim gibi. Öteki zaten o meşazında her şey kanıtlı değil mi ablacığım? Ya oraya giderse tek satar, kaldım, satar. Söyleyin Tunca Hanım. Kuyumcuya ne zaman gittin? Bir de elleriniz neredeyse cebinizde, gece köyde dolaşırken arabasına atlayıp Esmiye'ye bir gitseydiniz ya. İşte ablacığım bak Allah büyük o konuda, biliyor musunuz? Neden biliyor musun avukat adam? Biz o gün oradan arabayla geçseydik bilin ki şu an biz hiçbir şey ifade edemezdik. Bundan da eminim. Söylediğimi yanlış anladın. Hayır, başka bir şey söylüyor. Diyor ki siz diyor o gün diyor, yani o gün olmasa bile o gece için soruyorsa bu savunması normal. Ama sabah neden Espiye tarafına gitmediniz beraber? O tarafta neden aramadınız? Ama jandarma gelmişti. Peki şimdi şöyle, hiç ben şunu merak ediyorum Emir, siz Nura'nın ailesinden şüphelendiniz mi hiç? Yani siz sonuçta diyorsunuz ki ben çok temizim, ben gelinime bir şey yapmadım, yani Savaş'ın eşine bir şey yapmadım ya da abim yapmadı, biz öldürmedik, o evde başına bir şey gelmedi. Dolayısıyla siz amcanın, daha doğrusu sen işte amca derken yani kardeşinin, o da işte babasının hiçbir şekilde Nura'nın zarar vermediğini düşünüyorsunuz. Evet. Yani siz katil değilsiniz. Siz Nura'nın hiçbir şey yapmadınız. O zaman Nura'na zarar verecek, yani şu anda da 2,5 yıldır ortada olmadığına göre zarar verecek biri var. Yani biri zarar vermiş. Ailesinden şüphelendiniz mi hiç? Ablacığım ben hiç şüphelenmedim. Bak hiç ailesinden şüphelenmedim. Çünkü şüphelendiğim bir kişi varsa bu dediğiniz gizli tanık. Ben bundan sonra ondan şüpheleniyorum. Hangi gizli tanık? Çok özür dilerim. Sonraki çıkan gizli tanık yok mu? Şey tarafına kapşonlu gitti. Kapşonlu olan. Ben sana o kişinin kim olduğunu siz artık siz de biliyorsunuz. Ben biliyorum, ismini biliyorum. Ekrandan söylemeyeceğim. O kişi bak herkes takip ediliyor. Şimdi yani o kişi ortaya çıktıktan sonra siz birinden şüpheleniyorsunuz. O kişi Nuranların akrabası, uzaktan akrabaları ama hiçbir akrabalık bağları bak, yok. Şimdi abla şimdi niye öldürsün? O kişi Nuran'ı niye öldürsün? Bak yine yanlış anlaşılmasın. Akrabası diye şüphelenmiyorum. Niye şüphelenemiyorum biliyor musun? Ne diye ya? 10.30 yalan. 11.30. Ha? 11.30. Ha, o saatlere. Yani olayın tam oldu, yani tam olduğu saatler. Sen ne arıyorsun orada? Belki sen götürün. Belki biri sağa götürttü. Ben sana şu kadar söyleyeyim. Yeğledi adamdan arıyorlar. Peki o akraba, o kişi, yani Nuran'la aralarında bir mesajlaşma yok. Bir telefon görüşmesi yok. HTS kayıtlarının aralarında bir bağ yok. Hiçbir şekilde bir yerde görüşmeleri yok. Yani bu, 2,5 yıldır. Abla konuşup da gitme demiyoruz ki zaten. Bunu öldürdü diyorsunuz. Konuşup da gitme demiyoruz. Siz öldürdüğünü söylediniz. Anlık olan bir şeydir belki de tabii abla. Anlık yani görür görmez. Anlık görür görmez. Yani senin eşinle tanışmıyor. Yüz yüze gelmemiş. Yani, yani, öyle yani senin değil. Eşin içeride, senin annen baban yan odada yatarken, senin karın içeride çocuklarla birlikte yatarken,
pencerelerde kapalı. Değil. Abla bak buna bak istediğiniz kadar inanın veya inanmayın. Bu camdan çıkıp gitme. İster inanın ister peki, inanmayın. Peki tamam seninkine inandım. Camdan çıktı gitti diyelim. O gizli tanıkla nerede karşılaştı? Anlık nerede öldürdü? İşte, onu bilemem işte. Ama onun dediği bak söylediği saat birimi onun oradan kaybolma saat birimiyle aynı. Ve ben o saatte nerede olduğum belli. Onun dediği saat biriminde sizi gördüğünü söylüyor. İşte. Ben ablacığım ben bir şey söyleyeyim bak. Ya sizi gören herkes şüpheli mi? Bir yerde gören herkes. Gören değil abla. Çünkü bak şunu söyleyeyim ha. Çok güzel yere geldiniz. Ben dediğiniz saatte orada yokum. Garantim bu. Şimdi daha önce şahidim var. Niye yalan söylüyor? Onun için demek istiyorum ben daha bunu. Daha önceki çıkan ihbarcıyı da o öldürmüş dediniz. Ondan vazgeçtiniz. Bu kez ikinci çıkan ihbarcıyı. Ben ikisinin de peşindeyim. Vazgeçmedik. Ben burada savcılara sesleniyorum yani. İkisinin de peşindeyim ben. Ben de diyorum ki az kaldı yanılıyorsunuz. Şimdi ablacığım.